Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Çok merak ettiğiniz bu apse patlatma videolarından bir tane de biz çekeceğiz inşallah. Şöyle güzel bir apsemiz var. Hayvanımız büyük ihtimalle darp almış. Biz burayı halk tabiriyle kara merhemlerle biz burayı olgunlaştırdık. Hayvanımıza gerekli antibiyotiklerini yaptık. Böyle durumlarda hekimlerimiz geldiği zaman buna punksiyon yapılır. Punksiyondan sonra içeriği belirlenir. Oğlum sakin ol. İçeriği belirlendikten sonra içerisinde darbeye bağlı kan mı oturmuş yoksa içerisinde iltihap mı var, onları tespit etmemiz gerekiyor. Kan varsa içerisinde, yani hematom dediğimiz kan varsa içerisinde, buna kan durdurucu işlemleri de takviye olarak yapmamız gerekiyor. Ama sadece apse ise gerekli antibiyotikleri kullanacağız. Buranın kara merhemle olgunlaşmasını sağlayacağız. Apsenin olgunlaşmasını, yani nasıl bir sivilce kırmızıyken patlaması, üzerinde beyaz bir cisimcik olduğu zaman patlar acıtmadan. Aynı mantık bu şekilde. Kara merhem her tarafına sürüyoruz. Özellikle bağlantı yerlerine, oralarda enfeksiyon olduğu için antibiyotik oralara çalışmaz. Çalışmadığı için de ne yapacağız? Geniş bir alana kara merhem süreceğiz. Ama fazla almayacaksınız elinize. Her tarafa yayacaksınız. Böyle kara merhem sürdüğünüz yerlerde böyle bir sıcaklık hissetmeye başlarsınız. Eldivensiz sürdüğünüz zaman dahi bu sıcaklığı elinizde ciddi anlamda hissedebilirsiniz. Apsenin alt tarafına daha fazla süreceğiz. Bu da apsenin alt taraftan daha fazla olgunlaşmasını sağlayacak ki oralar, oradaki yapı incelsin, apseyi oradan patlatabilirim. Çünkü yer çekimine bağlı olduğu için hayvanımızın içerisindeki iltihabın aşağı akması gerekiyor. Burada yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de, şimdi gittiğimiz zaman apseyi boşaltmış oluyorsunuz ya da ekiminiz boşaltmış oluyor. İçine diren koyuyoruz. Direnleri kendiniz ya da hayvanınız çıkarıyor ve tekrar müdahale edilmiyor. Diren çıktığı zaman, şimdi burada bir yapı var. Bu yapıdan dolayı hayvan burada bunu hissediyor. Siz biz bunu boşalttıktan sonra hayvanınız buradaki boşluğu tekrar başka vücuttaki sıvılarla doldurmaya çalışıyor. Bugün boşaltıp yarın eski haline gelmiş olabiliyor. Bunu çok göz ardı ediyoruz. Göz ardı ettiğimiz için de buradan hep golliyoruz arkadaşlar. İçine diren koymamız gerekiyor. Şimdi içerisinde punksiyon yapıp ne olduğunu gördük. İltihabımız var. Bunu patlatacağız. Deleceğiz. Güzelce akıtacağız. İçerisine direnimizi koyacağız. Ve daha sonra da hayvanımızı birkaç gün daha gözlemleyeceğiz. İçerisine hazırlamış olduğumuz iyotlardan sıkacağız ki içerisinde irin birikmesin. Koyacağımız direnle birlikte akıp gitsin. Boşalsın. Hayvanımız sağlığına hızlı bir şekilde kavuşsun. Şimdi biz buna hiçbir şey yapmasak, böyle müdahale etmeden dursa, içten olgunlaşmazsa, dıştan olgunlaşmazsa bazı apseler iç tarafa doğru olgunlaşabiliyor ve hayvanınızın içine boşalabiliyor. Bu boşaldığı zaman da bütün karın organları ya da bacak neresinde ise oraya, oradaki dokuları tahriş ediyor, oradaki dokuları nekroz ediyor, yani geri dönüşümsüz bir hale alıyor. Oradaki dokuyu eritiyor resmen. Biz bunları hani açıp kestiğimiz zaman görebiliyoruz. Hayvanın içerisini dışarıdan göremediğimiz için ve büyükbaş için her yerlerde uygun röntgen ya da görüntüleme cihazları olmadığı için göremiyoruz. Göremediğimiz için de böyle sıkıntılar meydana gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi çok konuştuk, işlemimize geçelim. Burada meslektaşım var. Gel kanki sen de. Ali Bey, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ersin Bey de bizim meslek büyüklerimizden. Burada apseyi beraber patlatacağız inşallah. Eldivenlerimizi giyelim. Şimdi öncelikle apse olup olmadığını kontrol etmek için ne yapıyoruz? Şimdi size de göstermek için punksiyonu yapacağız. Aleykümselam. Şimdi yoğun bir şey var. İltihap var. Şuraya odakla kanki şimdi. Tam buraya odakladım içini. Pembenin içini. Pembenin içerisinde, pembe kanülün içerisinde iltihap var. Beyaz, irinleşmiş. Biz bunu şimdi Allah izin verirse dikkatli bir şekilde patlatacağız. Yere boşaltacağız. Buradaki amacımız patlattığımız yerde bu irinin fazla kalmaması arkadaşlar. Burayı patlattıktan sonra yıkayacağız. Tertemiz dezenfektanlarımızla uygulayacağız. Çünkü buradaki iltihap başka bir hayvan gelip koklayabilir, mastit bulaştırabilir. Çünkü içerisine etken tayini yapmadık arkadaşlar. Etken tayini oldukça önemli. Bazı hastalıklar var ki o hastalıklarda bütün vücuda yayılabilir bu enfeksiyonlar.
bu enfeksiyonları engellemek için de ne yapıyoruz? Patlattığımız yerleri güzel bir şekilde temizliyoruz. Gelin şimdi patlatmamıza geçelim. Evet, ilk önce bir dezenfektanımızı da hazırlayalım. Şimdi iyotlu suyumuzu ayarladık. Burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi, kullanmış olduğunuz iyotun yüzdelik derecesi. Bazıları %2'lik olur, bazıları %10'luk olur, bazıları %20'lik olur. Siz bu aldığınız zaman iyotun üzerine bakacaksınız. Hangi, şu taraftan çek istersen, ışık gelmedi. Şimdi burada tıraşlayacağımız bölge, bizim böyle dokunduğumuz zaman en yumuşak bölgesi neresiyse biz oradan bir temiz, içerisine fazla bir şey katmayalım diye çalışacağımız yeri biraz temizleyeceğiz, jiletleyeceğiz, tıraşlarını keseceğiz. Kendini olgunlaştırıp uç verdiği yer. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de arkadaşlar, apsenin tamamen olgunlaşıp olgunlaşmaması. Bunu da siz anlayamazsınız, hekimlerinizin gelip muayene etmesi gerekiyor. Bu muayeneyi yaptırmadığınız zaman, erken patlatırsanız hayvanınızdaki oradaki enfeksiyon hayvanınızın bütün vücuduna yayılacaktır. Çünkü kestiğimiz yerlerde bir kanama mevcut olacak. Bu kanamadan dolayı içerisindeki irini tamamen boşaltamazsanız, boşaltamadığınız gibi hayvanınızın içerisinde iltihap kalacak. O da o kestiğiniz damarlardan yavaş yavaş dahi olsa İltihap bütün vücuda o kan damarlarıyla yayılacak. Yayıldığı için hayvanınız genel bir zehirlenme vakasına sebep olabilirsiniz. Böyle vakalar olur mu diye sormayın. Gerçekten de ciddi anlamda oluyor. Şimdi güzel bir patlatma videosu izleyelim. Bunun hastası çok arkadaşlar. Bu patlatma videolarını izleyip haz alan insanlar var. Gerçekten de ilk başta böyle değişik geliyor ama izledikçe izleyesiniz geliyor. Allah nasip ederse şimdi güzel bir ineğimiz. Gel baba şöyle. Simenterimiz çok güzel. Gebeliği de var. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Fazla stresi sokmadan bu işi halletmemiz gerekiyor bizim de. Kaç günlük gebeliği vardı abi? 164 gün. 164 günlük de güzel bir gebelik. İnşallah kızımız doğuracak, hayata devam ettirecek. Şuradan basalım baba istersen. Sen bu tarafa doğru dön. Ben de bakayım bir. Şöyle. Şöyle. Evet. Çeperini de inceleyin. Kolaylıkla dur. Tamam kuzum, tamam. Kapa şunu. Tamam. Tabii sancılı bir süreç. Koş kuzu. Mümkün olduğunca elimizle temizliyoruz böyle. Ardından içerisine iyotumuzla temizliğe devam edeceğiz. Dur kuzum. Bir daha getir baba, şunu ben tutayım şurayı. Tamam kuzum, tamam. Tamam bir tane. Şey nerede? Mehmet nerede? Yakalayıp sen
Arkadaşlar iyotun bir yakma özelliği var. Bir ondan kullanıyoruz. Bir de içerilerde deriyi büzüştürme özelliği var. Ersin Bey de diyor deriyi büzüştürme özelliği var. Onu bilmiyordum. Yarayı büzüştürdüğü için deri de büzüşüyor herhalde. Tamam. Bitti sayılır. Bitti. Tertemiz. Çok güzel olgunlaşmış. Şunları kontrol ediyoruz arkadaşlar. Bir şey kalmıyorsa. Bir tane direnişin bir malzeme ayarlayalım baba. Tamam. Yoksa direkt. Bence yeterli. Ne yapalım? Şuradan bir kesi daha. Buradan bağlamak. Böyle yapalım. Yukarıda zaten çok dar bir alan var. O yüzden. Normalde yukarıdan aşağı yapmanız gerekiyor. Yukarıdan vereceğiniz sıvıyı verdiğiniz zaman aşağıdan akması lazım. Yani buradan akması lazım. Yukarısı direkt yapışacaktır şimdi. Hayvana fiziksel özelliğinden dolayı yapışacak. Burada alt tarafta iltihabın akıntıları, içerideki irinin kalıntılarının akması için buradan bir direne koşturacağız. Buradan sıvıyı verdiğimiz zaman direkt buradan akacak. Hayvanımız kısa bir süre sonra iyileşecektir. Şimdi irinlere bastık biz. Buradan gitmeden önce bunları da bir ayaklarımızla dezenfekte edeceğiz inşallah. Burada hekim yeni meslektaşlarımıza da şey söyleyeyim. Şimdi burası çok büyük olduğu zaman yukarısı fazla genişse yani fazla geniş olduğu zaman yukarıya da diren yapacağınız malzemeyi doldurmanız gerekiyor. Değilse oralarda ödem oluşur. Bu yarayı kapat, bu yaranın ağzı açık kalırsa ödem ya da oradaki dokunun vermiş olduğu reaksiyondan dolayı oradaki doku şişecektir. Şiştiği için de ödemden dolayı ya da sıvı birikmelerinden dolayı bu tekrar şişme görüntüsü sağlayacaktır. Onu takip etmeniz gerekiyor. Şimdi biz sadece alttan iki tane direk koyacağız. İyotlu gazlı bezle. Daha sonra bağlayacağız ve yuvasına yollayacağız. Hadi içine sprey de sıkalım. Malum yaz geldi. Bizim geçen sene keşfetmiş olduğumuz sarı sprey. Değişik bir kokusu var arkadaşlar. Sinekler de çıkmaya başladı. Hem yara içine hem yara dışına bunu sıktığınız zaman sinekler gerçekten konmuyor ama sabah akşam yani tekrar etmeniz gerekiyor. Hem yaranın iyileşmesi için hem de orada sineklerin konmaması için, kurt atmamaları için. Neyse sinek buradan bir giriyor. En dibe yavruyu bırakıyor. Yavru oradan yiyerek dışa doğru gelmeye başlıyor ve yara bir türlü iyileşmiyor arkadaşlar. Onlara çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Ondan da aşağı yiyelim. Kes kalmamış. Direni yaparken çok fazla uzun olmasın arkadaşlar direnler. Çünkü inek oraya kuyruğunu takabiliyor ya da başka bir inek geliyor ağzıyla asılıyor, yarayı yırtabiliyorlar. İnekler çok meraklılar ve çok ilginçler. Beni biraz daha saklayın. Hayvanımızın absesini boşalttık. Direnimizi attık. İçini temizledik. Şimdi spreylerini sıkacağız ve onu 3 evetle grubuna yollayacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımızı takip etmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.
Instagram'da da kocaman bir aileyiz. Oradan gelenler var, buradan oraya gidenler var. Hepinizi kocaman bir aile yapacağım inşallah burada. Daha çok videolarımızın başlangıcı bugünden itibaren başladı. Çünkü havalar güzelleşti arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın, esenle kalın.